Merhabalar. Mütevazı Lezzetler video tarifleri bölümünden kucak dolusu sevgiler. Bu bölümümüzde Gaziantep, Kilis, Antakya hatta Halep'e özgü güzel bir tarifimiz var. Adı Öcce. Ama isterseniz önce gerekli malzemeleri öğrenelim. 3 demet maydanoz, 6 adet taze soğan, 10 dal taze nane, 5 diş sarımsak, 4 adet yumurta, yeteri kadar un, yarım tatlı kaşığı karabiber, 1 tatlı kaşığı pul biber, 1 tatlı kaşığı kimyon, tatlı kaşığı tuz ve kızartmak için sıvı yağ. Artık öcce için gerekli malzemeleri biliyoruz. Yeşilliklerimizi kıyarak işlemlerimize başlayabiliriz. Öncelikle sert dallarını ayırdığımız taze naneleri ince bir şekilde kıyıyoruz. İncecik naneleri kıydık. Sırasıyla soğanı ve maydanozu da kıyarak devam edelim. Bütün malzemelerimizi hazırladık. Üzerine tuzu, pul biberi, kimyonu, taze çekmekte olduğumuz karabiberi ilave ediyoruz. Yumurtalarımızı tek tek kırıyoruz. Şimdi bir güzel karıştırıyoruz. Yumurtaları iyice yedirdikten sonra bütünleşmesi için azar azar un ekleyerek karıştırmaya devam ediyoruz. Öcce harcımız güzel bir kıvam aldı. Bazı kaynaklarda süt ve karbonat kullanıldığına da rastlanabilir. Şimdi kızartmak üzere ateşin yanına gidelim. Öcce yapımında orijinal öcce tavası kullanıyoruz. Bunu bulamazsak herhangi bir tavada aynı işi görür. Şimdi oyuklara azar azar yağ bırakıyoruz. Ve biraz ısınması için bekliyoruz. Artık ısındı. Kaşık yardımıyla oyuklara harçtan koyuyoruz. Şöyle bir düzeltiyoruz. Bir yüzü pişen öcelerin diğer yüzünü de çevirebiliriz. Kızaran öceleri servis tabağına alıyoruz. Aynı işlemleri harcımız bitene kadar devam ediyoruz. Artık son öcceleri de tavadan alalım. Öcce
bacilerimiz kızardı. Muhteşem bir koku. Tattığınızda da çok lezzetli olduğunu fark edeceksiniz. Şimdi artık servise sunalım. Bu Arap kökenli tarif. Tarihi oldukça eskilere dayanan bir tarif. Mutlaka denemelisiniz. Ayran eşliğinde çok güzel tüketebiliriz. Mütevazı Lezzetler Mutfağı'nda bu bölümde güzel yöresel bir tarif paylaştık. Belki eski bir tarif ama denerseniz sizin için yeni olacak. Bu tarifi en kısa sürede denemenizi ve bizleri hatırlamanızı diliyorum. Hoşça kalın efendim.